Merhaba arkadaşlar. Bugün özel sınıf soru çözümü yapacağız. Isı ve sıcaklıkla ilgili iki tane soru hazırladım sizler için. Şöyle, zaman verilmiş arkadaşlar ve sıcaklık. İlk olarak bununla ilgili bir birlikte grafik çizeceğiz. Şimdi bakalım zaman ilerlerken sıcaklık nasıl değişmiş? Bakın 30'dan 32'ye artmış. Burada görüyor musunuz? Sıcaklık sabit kalmış. O zaman burada bir hal değişimi vardır. Ve ben grafiği çizerken hal değişimi olduğu için düz çizeceğim. Daha sonra tekrar sıcaklık artmaya başlamış ve bir daha hiç sabit kalmamış. Demek ki bu grafiği çizeceğim madde bir kere hal değiştirecek. Şimdi 30 dereceyle başladığı için burası 0. dakika. 30'da başlıyorum grafiğe. 32'de sabit yapacağım. Onun için 2. dakika ve 32'yi şöyle bir belirleyeyim arkadaşlar. Şu da 4. dakika. Bakın bu süre zarfında madde hal değiştirmiş, sıcaklık sabit kaldı. İlk 2 dakika sıcaklık artışı var. Daha sonra 14. dakikaya kadar da sıcaklık sürekli artmış. Tek tek göstermeyeceğim. Şöyle yapalım. Bir de ortadan bir tane daha yapayım. 8. dakikada da 36 dereceymiş. Bu şekilde sıcaklık sürekli artmış. Maddemiz bir kere hal değiştirdi ama ilk başta katı mı sıvı mı bununla ilgili bize bir bilgi verilmemiş. A şıkkını tamamladık. B şıkkına demiş ki madde kaç kere hal değiştirmiş? Biraz önce ne demiştik? Madde bir kere hal değiştirdi. Hangi zaman aralığında hal değiştirdi diyor. 2 ile 4 arasında sıcaklık sabit kaldığı için 2-4 dakika arasında hal değiştirdi. C şıkkına bakalım neyi sormuş bize. Isıtılan madde başlangıçta sıvı ise 2-4 dakika aralığında hangi fiziksel halde duruyor? Eğer burada sıvı ise arkadaşlar buradan sıvıdan gaz haline geçiyordur. Yani C şıkkında sıvı ve gaz hali birliktedir 2-4 aralığında. D şıkkında demiş ki 2-4 zaman aralığında maddenin sıcaklığı artmadığına göre bu zaman aralığında madde ısı almıyor diyebilir miyiz? Hayır, böyle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü bu zaman aralığında da madde ısı alır ama aldığı ısı hal değişimi için harcanır. Şöyle yazayım. Hala ısı almaya devam ediyor yani. Son olarak E şıkkında demişiz ki ısıtılan madde katı ise 6-10 dakika aralığında hangi fiziksel haldedir? Bakalım ilk başta burada katı olsa, burada hal değiştirdi, katı artı sıvı kaç dakika demiş? 6 ile 10. dakika, 6 burası, 10. dakika burası. Buralarda arkadaşlar bir sıvı haldedir. Onun için E şıkkının cevabı da madde sıvı halde dedik. Tamam. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuz yine grafikle ilgili ama grafiği tamamlamamışım. Ben hemen grafiği sizin için tamamlayayım. Şöyle yapacağız. 70 jül ısı aldığında 40 derece yükseldi. Buradan buraya sabit gitti. Bu grafiği çizilmiş vermem gerekiyordu. Dağılmışım. Sonra tekrar sıcaklık artıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım bu grafiğe göre sorumuzu çözelim. Demiş ki soruda erime ısısını bulunuz demiş. Şimdi ilk başta madde katı halde diyor. Demek ki burada katı. Şuraya geliyorum. Burada katı ve sıvı birlikte. Burada ise maddemiz artık sadece sıvı halde. Erime ısısını bulun dediğine göre erime nerede oluyor? Ona bakıyoruz. Erime burada oluyor arkadaşlar. Burada aldığı ısıyı nasıl bulabiliriz? 170'ten 70'i çıkarıyorum. 100 joul ısı almış. Demek ki erime sırasında 100 joul ısı aldığına göre Q eşittir M çarpı L erimeden yani Kemal'den yapmaya çalışıyoruz. 100 joul'ü buraya yazalım. Kütlemiz kaç gram demiş? 5 ve bana erime ısısını soruyor. 100'ü 5'e böleceğim arkadaşlar ve erime ısısını 20 olarak bulacağım.
Bakalım B şıkkında bize neyi sormuş? Burada da donma sıcaklığı kaç derecedir demiş. Arkadaşlar donma sıcaklığıyla erime sıcaklığı aynıdır. Yani bu maddemiz 40 derece sıcaklıkta eridiğine göre donma sıcaklığında 40 santigrat derecedir. Son olarak da A katısının öz ısısı kaçtır demiş. Burada yine başlangıcım 0. 0 santigrat dereceden bakalım 70 ısı alana kadar, yani 70 joule ısı alana kadar 20 santigrat dereceden 40 santigrat derece sıcaklık yükselmiş. Sıcaklık değişimi olduğu zaman arkadaşlar ben kelmacit formülünü kullanıyorum. Hal değişimi olduğu zaman ise kemal formülünü kullanıyorum. Onun için burada Q eşittir mc delta t formülünü kullanacağım. 70 joule ısı almış. Kütlem aynı, 5. Bana A maddesinin öz ısısını soruyordu. Sıcaklık kaçmış başta? 20. Kaç dereceye çıkmış? 40. Yani sıcaklık değişimi 40-20'den 20 santigrat derece. Buradan C'yi yalnız bırakacağım. 70 eşittir 100 çarpı C. Buradan C eşittir 70 bölü 100'den 7 bölü 10 ya da 0,7 birimi neydi? Joule, gram ve derece. Evet, sorularımız burada bitti arkadaşlar. Bir daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.